Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel erkek çocukları için yapmış olduğum yeleği anlatacağım. Allah izin verirse bugün. Yeleğimiz arka 75 ilme, arka ise 42 ilmeden oluşuyor. 1 ve 1,5 yaşa göre uygun bir yelek. Evet. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Ön ise şöyle gösterelim. Evet. Şu şekilde. Ben arkadan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen kısaca anlatayım. 75 tane ilme attım arka kısma ve 12 tane buraya ilme koydum. Bir de arada ilme gidiyor. 13. 13'er ilme var arkadaşlar. 6 ilme birer arada ve 8'er ilmede şu aradaki kutucuklar arkadaşlar. 43 44 sıra şu koltuk altındaki beden boyumuz arkadaşlar. 22-23 sıra omuz bölgesi. Şöyle anlatayım. 42 ilmede önler arkadaşlar. 12'şer sıra ilikelerinin arası. Şu şekilde. Evet. Şimdi hemen inşallah arkadan anlatmaya başlayayım şu şekilde. 75 tane ilme attım arkadaşlar. Ben hazırladım. Şişim 3,5 numara bir şiş. İpim ise orta kalınlıkta. Elit Baby. Güzel bir ip arkadaşlar çocuklar için. Bu kullanacağım ip de aynı şekilde arkadaşlar. Ve hemen inşallah başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 2 4 sıra. Bakın ben 4 sıra haroşa atacağım. Şöyle edeyim. Gözüksün ne yaptığım arkadaşlar. Evet. 4 sıra haroşa atıp ondan sonra model yerleştirmesini yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda ben 2 4 sırayı attım. Bakın 1 2 3 4. 4 sıraya attım. Şimdi modelimizin kurulumunu yapacağım. 12 tane haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir tane tersini örüyorum. 6 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Bir tane ters öreceğim. 8 tane düz öreceğim. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane ters.
Kaç tane kutucuğumuz oldu arkadaşlar? Arkadaşlar ipler o kadar çok farklı ki bununla bu hemen hemen aynı marka, fakat kimi ince çıkıyor, kimi kalın çıkıyor. 1 2 3 4 6 tane şimdi düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 bir ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet. Kurulumunu yaptık arkadaşlar. 1 2 3 4 tane kutucuk, 2 tane bükme yaptık. 12'şer tane kenar ilmelerimiz var. Şimdi arkada ise tersi ters, düzü düz olarak örüp gideceğim. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burada bir tane düz öreceğim. Önde ters, arkada düz oluyor arkadaşlar. 6 tane ters öreceğim. 2 4 5 6 bir tane düzüm var. 8 tane ters. Evet, burada arkada tersi ters, düzü düz öreceğiz arkadaşlar. Şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Yeleğimizin. Şu şekilde. Evet, yeleğimizin iç kısmı da bu arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, bakın iki sıra haroşa ördüm. Şimdi ilk bükmemi yapacağım şurada. Evet. Şimdi arkadaşlar, kenar ilmelerimi örüyorum. Burada 12 tane ilmem var. Bir de şurada ilmem var. Hemen 1 2 3 tanesini bırakıp 1 2 3 tanesini alıyorum. Ve ilk bükmemi 4 sırayı tamamladım. 2 sıra haroşa ördüm. 4 sıra tamamladıktan sonra ilk bükmemi yapıyorum. Bir ters. Tekrar diğer düzlerime devam ediyorum arkadaşlar. Aynı ilmelerim geldiği gibi örüyorum. Şimdi sondaki bükmedeyim arkadaşlar. Bunu soldan sağa doğru, bunu ise sağdan sola doğru bükeceğim. Aslında pek bir şey ifade ediyor mu etmiyorum bilmiyorum ama benim için önemli simetrik olmasını istiyorum. Birinin sağa, birinin sola bakmasını istiyorum bükmelerimin. Evet. Bu şekilde evet. Bu arkadaşlar bakın, biri bu tarafa, biri o tarafa doğru
düşülüyor. Ve arka sırada tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim. Bir önceki sıra arkadaşlar bükmemizi yapmıştık. Şimdi bu sıra şu haroşalarımıza gideceğiz. 6 sıra düzümüzü ördük arkadaşlar. 6 sıradan sonra komple hepsini ilmelerimizin terse çeviriyoruz. Ön yüzden ilmelerimizin tamamını sadece bükmeler hariç şuradaki bükmelerimiz düz olacak. Diğerleri tamamen terse çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Burada bir şey belirtmek istiyorum. Arkada aynı şekilde şu düzlerimiz hariç hepsi haroşa olacak ilmelerimiz. Arkadaşlar bakın. Aynı ip, aynı şiş. Bunu da 3,5 numara şişle ördüm. Bunu da 3,5 numara şişle örüyorum. Fakat bu biraz daha kalın çıktı o ipim. Öyle olunca neredeyse bakın 3 santim bir genişlik oldu yeleğimde. Şöyle göstereyim. Onun için mutlaka arkadaşlar kendinize bir tane ölçü edinin. Kaç yaşa göre örecekseniz öreceğiniz kişinin. Evet arkadaşlar, arkadan ilmelerimizi haroşa olarak ters örgü olarak örüp geldim. Şu anda düz yüzdeyim ve bir tane daha şu ikinciyi yapıyorum arkadaşlar. İlmelerimi şu 6 ilmem hariç buraları aynı şekilde ters örüyorum. Hem arkadan hem önden ters örüyorum. Önden ters ördüğüm arkadan düz oluyor arkadaşlar. Şurası bakın. Şu ilme düz oluyor arkada. Önde ise tamamen haroşa oluyor. Evet arkadaşlar bakın. Ben ilk kutucuğumuzu tamamladım. İki sıra haroşamı da gittim. Şimdi ikinci kutucuğa başlayacağım. Bükmelerimi ise 8-10 sırada bir yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2-4 olmuş. Bir tane daha yapacağım. Şuradaki tersimi örüyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8. Tekrar tersim var, onu örüyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8. Bu şekilde arkadaşlar tamamen şu haroşaya tersi çevirdiğim ilmelerimi geri düze çevireceğim. Bakın tekrar yeniden düze çeviriyorum. Evet arkadaşlar, bükme sırama geldim. Bakın burada bükmüşüm. 2, 4, 5, 6. haroşamda bükme yapıyorum arkadaşlar. Yani 10 sırada bir bükme yapıyorum. Şu şekilde. 3 ilmemi çıkartıyorum. Tekrar 3 ilmeği takıyorum. Şimdi düz olarak örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Diğer ilmelerimi aynı şekilde geldikleri gibi 8 tane düzüm var. Ortada bir tane haroşalarım var. Evet. Şimdi burada arkadan alıyorum ilmelerimizi. Şu şekilde. Bu 3 ilmeği bırakıyorum. Tekrar sol şişime takıyorum.
Evet arkadaşlar. Modelimiz koltuk altına kadar bu şekilde devam edecek. Bakın ilk bükmem oldu. Şu şekilde. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kutucuk. 8 kutucuktan sonra koltuk keseceğiz. Şurada 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 sıra. 44 sıra haroşa yaptıktan sonra arkadaşlar koltuk kesimi yapacağız. Ben bu 44 sırayı tamamlayayım inşallah. Diğer videomuzda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Yeleğim koltuğa geldi arkadaşlar. Koltuk kesimi yapacağım şimdi. Bakın 44 sırayı ördüm ben şu şekilde. Şimdi inşallah Allah izin verse kesimi yapacağım. Arkadaşlar şiş numaram 3,5. İpim Elite Baby, Nako'nun Elite Baby'si. İkisi de aynı fakat bu biraz daha çok kalın çıktı ipim. Ne yaptık? Bir baştan hatırlayalım inşallah. 75 ilme attım ve 4 sıra haroşa ördüm. 1 2 3 4. 4 sıra haroşadan sonra 12 tane buraya haroşa ördüm. Bir tane şuraya. Bakın bir sağda bir solda. Şurada ters ilmelerimiz var arkadaşlar. Arkadan düz, önden ters oluyor. 6 tane düzümüz var. Bir ters. 8 tane düz. Arada bir tane tersimiz var. Yine 8 düz. Arada bir tersimiz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane kutucuğumuz arkadaşlar. 4 kutucuğumuz. 2 de bükmemiz var. Buraya da 6 ilme. Şuraya bir tane ters ilme koyduktan sonra 12 tane ilme koydum. Ve şurayı 6 sırada bir haroşalarımı ördüm terslerimi. Şurayı ise bükmelerimi ise bakın 2 4 5 6. sırada 5 sırayı ördükten sonra 10 sırayı tamamlayıp ördükten sonra bükmelerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi ise 44 sırayı ördüm. Şurada 44 sıra ördüm. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 sırayı ördüm arkadaşlar. 44 sıradan sonra 6 tane ilme keseceğim. Bismillah. 1 2 3 4 5 ve 6. Ondan sonra ilmelerimi tersi ters düzü düz olarak örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Buradan kestik arkadaşlar. Şimdi buradan da aynı şekilde 6 tane ilmek keseceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet. Diğer tarafları aynı şekilde
tersi ters düzü düz şekilde örüp gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutucuk yaptık. Kollarımızı kestik arkadaşlar. Şu koltuk altlarımızı. Şimdi üst bedenimizi çalışacağız. Üst bedenimizde ne yapacağız arkadaşlar? 1, 2, 3. 3 tane kutucuk yapacağız. 3 kutucuktan sonra şu ense kısmını keseceğiz. Ve şu yaka örüntüsünü oluşturacağız. Şu 1, 2, 3 kutucuğu yapalım. 3 kutucuk şu 10 sırada bir bükmelerimizi 6 sıra tamamladıktan sonra 2 sıra daha haroşalarımızı yapıyorduk. İnşallah ben bunu yapayım. Tekrar göstereyim, devam edeyim. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 3 kutucuğu tamamladım. Bir sıra gidip geldim. Şu iki haroşaya gidip geldikten sonra şimdi ben burada şurayı ortalayıp bir kesim yapacağım. Enseyi oyacağım arkadaşlar, arka kısmını. Oraya kadar bir geleyim. İnşallah. Evet arkadaşlar. 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25 tane ilme ördüm buradan. Şimdi buradan 13, 14 tane ilme keseceğim arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilme keseceğim. 12, bir tane de şunu kesersem, evet, 14 tane ilme keseceğim arkadaşlar. Bismillah. Bu yaka örüntüsü ensenin çocuğu rahatsız etmesin diye arkadaşlar yaptığımız, işimiz daha güzel dursun diye bir işlem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek kesiyorum arkadaşlar. 12, evet. Diğer ilmelerimi geldiği gibi tersi ters düzü düz olarak örüp gideceğim. Evet, arkadan örüp geldim. Şimdi 3 tane ilme keseceğim arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Diğer ilmelerimi yine aynı şekilde örüp geleceğim. Burada bu sıra arkadaşlar bakın bükmem geldi, bükme sıram. Burada şöyle arkadan girerek ilmelerimi çıkartıyorum. Tekrar sol şişime geçiriyorum. İki ve üç.
Arkadan tersi ters düzü düz örüp geleceğim. Yine kesme işlemimi yapacağım. Evet, 3 kesmiştim. Şimdi de 2 keseceğiz arkadaşlar. Bir ve iki. Ve bu sıra ilmelerimi terse çeviriyorum arkadaşlar. Şu sondaki bükmelerim hariç diğerlerini haroş olarak örüyorum. Tekrar bir iki daha kesiyorum arkadaşlar. Ve ilmelerimi ters olarak örüyorum. Evet. Şimdi ise bir kesiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir oyuntumuz oluştu. Şimdi şu ilmeleri düze çeviriyorum. Evet, son kez bir daha kesiyorum arkadaşlar. Ve ilmemi düze evet arkadaşlar. Bir iki sıra öreceğim. Kesinti yapmayacağım. Fakat bükmem geldi. Şimdi bir tane bükme yapmam lazım. Evet. İlmelerimi tekrar sol şişime geçirip büküyorum. Bir iki sıra öreceğim arkadaşlar. İki sıradan sonra tamamen keseceğim. Ve diğer tarafı öreceğim. Evet. Arkadaşlar oyuntu çok oldu falan gibi düşünmeyin. Çünkü buraya daha yaka girecek. Şu yaka örgümüz girecek. Evet. Evet arkadaşlar. Ben şimdi tamamen kesiyorum. 22 sırayı tamamladım. Bu şekilde. Kesip ipimi öbür tarafa bağlayacağım. Evet arkadaşlar, ipimi hemen şuradan bağlıyorum. Şöyle bir düğüm atıyorum ki çözülmesin diye. Şimdi örüp gideceğim. Evet arkadaşlar, ipimi bağlayıp örüp geldim.
Şimdi aynı şekilde buradan da 3 tane ilmek keseceğiz. 1 2 ve 3. Şimdi 2 kesiyorum. Bir ve iki. Evet. Üç kestim, iki kestim. Tekrar bir iki daha keseceğim arkadaşlar. Bir ve iki. Şimdi ise bir kesiyorum arkadaşlar. Burada 1 2 3 tane ilmek kaldı. Burada da 3 kalmıştı. Evet arkadaşlar. Şimdi ben arkayı tamamen bitirdim. Arka bitti. Şimdi ön kısmını şu sağ bedeni, ön sağ bedeni başlayacağım inşallah biraz sonra. Evet arkadaşlar, ben 42 tane ilme attım. 2 4 sıra haroşa ördüm. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ve 42 tane. Şimdi hemen model kurulumunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu sağ ön bedenimiz. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 6 tanesi şu ön bandımız, bir tane aradaki tersimiz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane bükmemizin düzü, aradaki bir tane tersimiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane tersimiz var. Tekrar 1 2 3 4 5 6. Bir tane yine tersimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane de şu aradaki arkadaş, şunlar şu giden haroşalarımız. Evet arkadaşlar, modelimizin kurulumunu yaptım. Ben şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutucuk oluncaya kadar örmeye devam edeceğim. 8 kutucuktan sonra diğer videomuzda anlatmaya devam edeceğim. Diğer videoya kadar Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum.